Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandan beri bir Android akıllı kutu almak istiyordum. Piyasada birçok ürünü inceledim. En son Karaköy'e gittim ve oradan bu cihazı aldım. Şimdi bugün bu cihazı size anlatacağım. Önereceğim. Size özelliklerini anlatacağım. Eğer aklınıza yeterse siz de alabilirsiniz. Öncelikle kutunun arka kısmından şöyle özelliklerini yakından size göstereyim. Daha sonradan detaylarını anlatacağım size videoda. Cihazın görünüşüne şimdi bir bakalım arkadaşlar. Ön kısmı burada işte kanal numarası vesaire yazıyor. Şurada ufak bir led lambası var. E, açıp kapattığınız zaman buradan kırmızı mavi olarak görüyorsunuz. Cihazın sağ tarafında herhangi bir şey yok. Sol tarafında da şöyle gösterelim. USB girişleri var arkadaşlar. Ve de tıf kısmında da yine e, kart girişi gibi bir şey var. Orayı tam bilmiyorum. Tf kart, mikro kart takılıyor oraya da. Arka kısmına bakalım. Arka kısmında da gördüğünüz gibi optik giriş var. AV girişi var. HDMI girişi var. Ethernet kablosu. Burası da güç kablosunun giriş yeri. E, cihazın arka kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Şuralar delik. Şuralardan cihaz hava aldığı için hiçbir soğum şey ısınma sorunu vesaire yok. Ben cihazda hiçbir şekilde ısınma vesaire hissetmedim. 7 gün 24 saat açıktır. Hep kabloya takılıdır. Cihazda hiçbir ısınma, kapanma, donma vesaire olmadı. Cihazın kendi orijinal kumandası da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle üstündeki kısımları göstereyim size. Türk kumandası ya da ev televizyonunun kumandası gibi böyle her yerden tavana da tutsanız çekmiyor. İlla böyle cihaza doğru tutmanız gerek arkadaşlar. O kadar gelişmiş bir kumandası yok. Ben bunun dışında bir tane de şöyle e, akıllı kumanda e, aldım. Burada e, sesle komut verme kısmı var ama ben bunu çalıştıramadım. Sesle komut çalışmıyor cihazda. Onun dışında bunu işte nasıl söyleyeyim e, bir nevi şey aldık, e, mouse gibi bir şey aldım. Öyle düşünün arkadaşlar. Ekrana tuttuğum zaman mouse olarak kullanabiliyorsun. E, normal bilgisayar mouse'unu da takabiliyorsunuz arkadaşlar cihaza. USB'sine e, mouse'un e, şeyini adaptörünü taktığınız zaman mouse olarak e, mouse'u da ekranda e, kullanabilirsiniz. Mouse'u destekliyor. Dediğim gibi e, bir terabytelik kart diskimi güzelce açtı, hiçbir problem yaşamadı onun dışında aklıma gelen başka bir şey yok arkadaşlar. Ben e, genel olarak cihazdan memnunum. E, 900 liraya almıştım ben bu cihazı arkadaşlar. Şu an internete bakıyorum 6000 lira vesaire şeyler var, fiyatlar var. E, bu tamamen saçmalık. Neden bu kadar fiyat koymuşlar? Ben bunu anlamadım. Ama alacaksanız arkadaşlar cihazı gidip Karaköy'deki ilgili mağazasından alabilirsiniz. Ben bunu nereden almıştım? Şöyle bakalım. Ben bu cihazı arkadaşlar Eksen Uydudan almışım. Şöyle de bilgilerine de vereyim arkadaşlar. Şu iletişim numaralarından bakıp bu cihazdan ellerinde var mı, yok mu, fiyatı nedir? Bununla ilgili fiyat alabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz. Evet umarım Yardımı dokunmuştur. Android kutu alacaksanız ben bu kutuyu öneriyorum arkadaşlar. Ee, aynı yerden gittik. Dream kutusunu aldık. 32 GB hafızalı ve 4 GB yine RAM'i olan. Ee, ama cihaz bir ay sonra patladı arkadaşlar. Bundan iki gün önce kuzenim e, götürdü. E, tekrar kargoya verdi. inceleme için e, teknik servise yolladı. Cihazın açılışında ana kısmında e, açılırken hep aynı yazı kalıyordu. Orada dondu kaldı. Ne cihaza reset atmamız bir işe yaradı, ne açıp kapatmamız hiçbir işe yaramadı. Cihazı büyük ihtimal ya değişim olacak ya da tamir edecekler mi, bir şeylerini yazılım mı atacaklar bilmiyorum. Ama bu Black Panther'da bir problem yaşamadım. 3 aylık kullanımımda bunu söyleyebilirim. Dream kutusumu yoksa Black Panther mi derseniz ben Black Panther'i öneriyorum size. Evet. Cihazı çıkarttım ve taktım arkadaşlar. Şimdi açma kapama sürelerine bakalım. Evet. HDMI girişinden cihazı bağladım. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Bakalım kaç saniyede açılacak. Evet. Cihaz hızlı bir cihaz arkadaşlar. Ben çok memnun kaldım. Şimdi bu açılış sırasında size diğer özelliklerini de hızlıca anlatayım. Evet açılışı bu şekilde. Güzel bir cihaz. Hiçbir ısınma sorunu yaşamadım arkadaşlar. Alalı 3 ay kadar bir vakit oldu. Evet. Gördüğünüz gibi açılış süresi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi özelliklerini anlatayım size. Siz e, ekrana bakarken öncelikle ürün Türkiye'de imal ediliyor. E, yerli bir üretim, yabancı değil arkadaşlar. 2 tane USB girişi var. E, USB 2.0, yüksek hızlı USB'si var. 1 e, terabaytlık harici hard diskimi taktığımda hiç problem olmadan rahatça cihaz açıl e, bütün içerisindeki filmleri, dosyaları açtı. Bir problem yaşamadım. Android 9 işletim sistemi ile çalışıyor. Kablolu ve kablosuz interneti var. Ben Türknet 1000 megabit gigafibernet fibernet kullanıyorum. 4K videolarda YouTube'da herhangi bir donma takılma olmuyor. Ama şunu söyleyeyim IPTV aldığın zaman maç izlemek için ya da başka şeyler için yani donmayan IPTV yok arkadaşlar. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. İşte bizim iptv'miz hiç donmaz bilmem ne yayınlarımızda hiç donma olmaz diyen iptv satıcısı yalan söylüyordur. Her türlü donuyor arkadaşlar. Cihazım 90 megabit hız destekliyor. 1000 megabitim var ama 90 megabite kadar destekliyor cihaz. Az sonra hız testi yapacağım orada göreceksiniz. Cihaz 4K'yı destekliyor. Tüm film, müzik ve resim formatlarını gayet güzel bir şekilde açıyor, sıkıntısız. Altyazıların hepsini destekliyor. Boyutlarını da ayarlayabiliyorsunuz altyazının. Oranlarını, yerlerini, büyütüp rengini vesaire onları ayarlayabiliyorsunuz. Bir tane HDMI girişi var. Onu da televizyona takıp şu anki gördüğünüz gibi görüntüyü aktarıyorsunuz. Dijital optik ses kablosu bağlanabiliyor. Dijital ses sisteminizi takabilirsiniz. Dolby dijital ses formatını da destekliyor bu arada. Miracast özelliği var. Yani telefonunuzu açıyorsunuz Android ya da iPhone telefonunuzu. Oradan telefonumun görüntüsünü yansıt dediğiniz zaman e, Miracast kısmına geliyorsunuz. Oradaki şeyle eşleştiriyor. Aynı, telefonunuzun ve e, tele, e, telefonunuzun ve cihazın aynı internete bağlı olması lazım ki birbirlerini bulabilsinler. Oradan telefonunuzun ekranını yansıtabiliyorsunuz. Ben yansıttım ama çok yavaş arkadaşlar. Bu özelliği pek iyi değildi açıkçası. Ama telefon yansıtması için almadım ben bu cihazı. Onun dışında bakıyorum başka ne özellikleri var. X -Stream, X Stream kod girebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an o şuradaki kısımda. Buradan arkadaşlar size IP, aldığınız IPTV üyeliğinde X Stream kodlarını verip oradan girişlerinizi yapıp kanallarınızı açabilirsiniz. IP Smarters Pro var. Dilerseniz IP, IPTV Smarters kısmına yine üyeliğinizle ilgili bilgileri girip dilerseniz oradan da IPTV'nizi açabilirsiniz. Ben bu programı öneriyorum. IP Smarters Pro iyi bir e, arayüze sahip. Onu kullanabilirsiniz. E, onun dışında cihaz Free IP TV'si var. Bir yıl bunu hediye ediyorlar. Orada filmleri, e, e, filmleri, e, dizileri vesaire bir yıl boyunca e, şey yapabiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Çok fazla güncel değil ama fabrika bunu hediye ediyor. Hediye ediyor kutuyu alırken, cihazı alırken bakıyorum başka. Şimdi USB içerisine arkadaşlar USB'niz var diyelim. Flash bekin, flash belleğiniz var. O flash belleğin içerisine full bir APK yüklediniz diyelim. Paralı paralı değil de işte kırılmış, crack'li bir uygulama. Onu getirip cihaza takıyorsunuz. Cihazdan hemen şey yapılabilir. Hemen uygulamayı yükleyebiliyorsunuz cihazın içerisine. E, onun dışında başka başka şimdi bir hız testi yapalım. Şöyle. Şöyle geliyorum cihazın sol alt kısmında hız testine bakalım. Dediğim gibi evde benim 1000 megabit e, giga fibernet internet hızım var. Ama bak göreceksiniz şimdi en fazla 89 90 o kadarını destekliyor. Daha fazlasını desteklemiyor. Zaten IPTV izlerken arkadaşlar 15-20 megabit hızla gönderiyorsa karşı taraf IPTV destekli sağlayan satın aldığınız sağlayıcı maçları büyük ihtimalle donmadan takılmadan izleyebilirsiniz. Daha düşük internet hızlarında bunu yaşayabilirsiniz ama donabilir. Şimdi şöyle uygulamalar kısmına baktığımız zaman arkadaşlar Play Store, YouTube, Cineflix, Chrome, Gmail, işte YouTube Kids, e, aplikasyon e, yükleme kısmı, güncelleme, e, internetin e, hızını ölçme, Red Store, bunların hepsini görebiliyorsunuz. Mesela şöyle yapalım, Play Store'dan kendi e, Gmail'inizi girerek buradan uygulamaları yükleyebilirsiniz, İste, paralı paralısız istediğiniz hepsini yükleyebilirsiniz. YouTube'u açtığım zaman ben şimdi şey yapmayacağım. E, Herhangi bir telif hakkı olmasın diye herhangi bir video, bir şey aç açamayacağım. Ee, Cineflix kısmına bakalım. Burada neler var. İşte bu onların hediye ettiği kısım arkadaşlar. Ee, bir yıl boyunca. Cihazla beraber gelen hediye bu. Onu aldığınız yerde arkadaşlar tanımlıyor. Filmler, diziler, çocuk, işte, sport, belgesel, keşfet, yönetmen, oyuncu bunlara göre birçok şeyler var. Bunları isterseniz e, izleyebilirsiniz. Şöyle bir arayüzünde göstereyim. Bakın burada genelde Hint filmleri çıktı karşıma ama yine e, bazı güncel filmlerde yine var. onlar da yok değil. Uygulamadan çıktım şimdi. Chrome. Buradan e, normal internete girebilirsiniz. Gmail'den maillerinize bakabilirsiniz. YouTube Kids'i biliyorsunuz. Aplikasyon installer dediğim gibi buradan apk dosyalarınızı isterseniz yükleyebilirsiniz. Ya da Play Store'dan direkt yükleyebilirsiniz. Ya da USB'nin içerisine bilgisayarınızdan attığınız apk'yi tekrar USB'yi bu cihaza takıp buradan File Manager'a gelip içerisine girip oradan yükleyebilirsiniz. Fast buradan internet hızımızı yaptık. Güncelleme kısmına geldiğimiz zaman burada uygulamanın online olarak güncellemeyi yapabiliyorsunuz ayda bir kere falan bir kontrol edin. Red Store kısmına geliyoruz arkadaşlar. Red Store kısmında da burada e, size tavsiye ettiği şeyler var, e, programlar var. Gördüğünüz gibi IPTV ile ilgili video playerslar var, müzikle ilgili uygulamalar, e, browserlar, Firefox vesaire, sosyal medya ile ilgili uygulamalar, alışverişle ilgili uygulamalar, oyunlar var. Eğitimle ilgili var. Diğer araçlar var. film izlemek için puhu TV vesaire diğer paralı uygulamaların şeyleri var, aplikasyonlar var. Burada da haberlerle ilgili. Yani boşu boşuna şey Google Chrome'a girip şey Google Play'e girip aramaya gerek yok. Burada başlıca şeyleri zaten paylaşmışlar arkadaşlar. Clear memory dediğimiz zaman Nasıl söyleyeyim? Gereksiz şeyleri siliyor. Ee, onları siliyor. World TV var. Evet. File Manager buradan girdiğiniz zaman arkadaşlar bakın lokal, network vesaire buradan e, uygulamanın içerisine girip e, USB taktıysanız, hard disk taktıysanız bunun içerisine girip buradan her şeyi görebiliyorsunuz. Uygulamanın içerisindeki programları vesaire de onları da görebiliyorsunuz. Miracast Receiver İşte Bu yansıtma kısmı burasıydı. Buraya bastığınız zaman arkadaşlar buradan cihazın içerisine girebilirsiniz. Telefonunuzu yansıtabilirsiniz. Ben Inat TV Pro yüklemiştim. Bakın yüklediğim kendi bir uygulamam. Oradan da dilediğiniz şeyleri televizyon vesaire izleyebilirsiniz. bein Connect, Netflix bunlar beraber geliyor. IPTV bunu ben kendim yüklemiştim. MyTV bunu bilmiyorum. XStream bu da iptv dışında yüklemek istediğiniz Xtreme kodunuz varsa oradan izleyebilirsiniz. Free iptv kısmı var. Free iptv de yine hediye ödüyorlar arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi Türk, Arap, İngiliz, Fransız, Brezilya dünyanın birçok ülkesinin kanalları bunları iptv olarak görebilirsiniz. Buradan izleyebilirsiniz. Şimdi buradan herhangi bir şey açmadım. Uygulamadan çıkış dedik. Çıktık. Ve uygulamayı silmek isterseniz sol sol altta gördüğünüz gibi sil şeyi var. ve kumandanın üstündeki kırmızıya bastığınız zaman istemediğiniz uyg şey, uygulamayı silebilirsiniz. Mesela ben D-Smart istemiyorum. Kırmızıya basıyorum arkadaşlar. Uygulamayı silmek istiyor musunuz? Tamam dedim. Tamam dedim ve uygulama kaldırıldı. Şimdi geri gelelim. Burada arkadaşlar açılış uygulamasını ister istediğiniz bir program yapabilirsiniz. Chrome ile açılabilir, YouTube ile açılabilir, Xstream ile açılabilir, IPTV ile açılış uygulamasını buradan kendiniz seçebilirsiniz. Başka başka ayarlar kısmına bakalım arkadaşlar. Burada dili ayarlayabilirsiniz. Birçok dili destekliyor. E, A kısmında internetimiz burada. Benimki şu anda arkadaşlar e, kablolu olarak takılı. E, Wi-Fi ya da e, ethernet kablosuyla yapabilirsiniz bağlantınızı. Başka nelerimiz var. E, güncelleme kısmını az önce göstermiştim. Tekrar göstereyim. Buradan, buradan da güncellemeyi kontrol edebilirsiniz. Ayarlarda ekran kısmına geldiğin zaman ekran oranını değiştirme kısmı var. Benim 96'da şu anda arkadaşlar. Onda kalsın. Hatta şöyle göstereyim ne oluyor diye. Bakın küçültmek istediğim zaman ekranı şöyle küçültebiliyorsunuz. Ya da şöyle %100 yapabiliyorsunuz. Benim aldığım zaman 96'daydı. Ben yine 96'ya alayım. Orada kalsın. Evet. Burada HDMI modunu e, görüyorsunuz. Televizyonunuz neyi destekliyorsa onu seçin arkadaşlar. Bakın benim e, 1080'i destekliyor. Full HD olduğu için Full HD ayarlı. Ye 4K televizyonunuz varsa 4K'yı seçeceksiniz buradan. Ondan sonra HDMI kablosunu, cihazdan çıkan HDMI kablosunu televizyona takıp oradan şey yapabilirsiniz. Ekran koruyucu ayarları vesaire, onlar var. Onları göstermeye gerek yok. Dilerseniz ekran koruyucu açabiliyorsunuz. Ne, e, tarih kısmında cihazın tarihin zamanı ayarlarsınız.